Merhaba arkadaşlar. Atara Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynak günümüzde İslamlar Köyü'nün sınırları içinde yer almaktaydı. Buradan çıkarılan sular 22,5 kilometrelik bir su yoluyla bu kente ulaştırılmıştır ve suyun kent içindeki dağılımında kullanılan yapı tiplerinden birisi de bu gördüğümüz ilginç bir yapı olan maslaklar. Maslaklar topografyası engebeli ve yüksek olan kentlerin kent içi su dağıtımında kullanılan yapılar. Basit olarak giriş, çıkış ve boşaltma borularıyla donatılmış bir su haznesinden oluşmakta. Kente taşınan suyun toplandığı ana depo ile suyun ulaşması istenen yapı arasındaki bazı noktalarda yükseklik farkı çoksa, hattın bu noktalarında oluşan statik basıncın sisteme zarar vermemesi amacıyla bu tarz maslaklar oluşturulur. İstanbul'daki Maslak ve Taksim semtlerinin isimleri de bu tip yapıların bulunmasından dolayı verilmiştir. Patlada günümüze kadar tespit edilmiş olan 3 maslakın en büyüğü bu görmüş olduğumuz yapı. Yaklaşık 9 metreye 8 metre boyutunda tek su haznesinden oluşan bir yapı ve çok büyük bir borunun içeri gelip burayı doldurması ve dağıtım amacıyla kullanılmasıyla meydana gelmiş. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenmekte ve yaklaşık 1800 yıl önce yapılmış olan fizik kurallarının kullandığı önemli bir değer.